24 ekranlarından günaydın, iyi haftalar. Ben Elif Akkayakuter, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Analiz Sentez her sabah olduğu gibi Ankara gündemiyle başlayacak. 24 Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin bizleri bekliyor. Günaydın Ümit Çetin, kolaylıklar diliyoruz. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar, iyi haftalar. Çok teşekkür ederiz, iyi haftalar, iyi yayınlar. Evet, artık sandığa gitmesine Türkiye'nin sadece 5 gün kaldı. Ankara'da tabii ki hareketlilik çok fazla ama bu hafta sonu da İstanbul'da hareketlilik oldukça fazlaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul mitinginde 1 milyon 700 kişiyle bir araya geldi. Neler vardı? Evet, biz artık önümüzdeki hafta başlamadan seçim sonuçlarını öğrenmiş olacağız. Kritik bir haftaya giriyoruz, önemli bir haftaya giriyoruz. Türkiye'nin demokrasi tarihi için önemli bir haftaya giriyoruz. Tabii demokrasi şölenine hazırlanıyor Türkiye. Dolayısıyla meydanlarda hareketli. Hafta sonu özellikle İstanbul'un meydanları hareketliydi. İşte cumartesi günü Millet İttifakı'nın, pazar günü Cumhur İttifakı'nın mitingi vardı. Tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginin yoğunluğu bariz bir şekilde göze çarpıyordu. İstanbul bilindiği üzere Türkiye'nin özetidir. Dolayısıyla İstanbul'un ortalaması aşağı yukarı Türkiye geneli sonuçlarını verir. Mesela 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da %50'nin biraz üzerinde oy almıştı. Toplamda da %52 oy almıştı. Yani aşağı yukarı sonucu İstanbul verir. Dün o yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitinginde İstanbul tamam derse bu iş biter mesajını verdi net bir şekilde. Katılıma baktığımız zaman resmi rakamları açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Resmi rakamlara göre 1.7 milyon kişinin orada bulunduğunu ifade etti. Tabii bu metrekare ölçümlerine göre yapılıyor. Havadan yapılan çekimlerle yapılıyor. Dolayısıyla son derece büyük, son derece mahşeri bir kalabalık gördük. Tabii biz televizyonlardan izledik. İstanbullular meydandaydı. Birçok meslektaşımız da yine meydandaydı ve meydanın atmosferini 24 de başta olmak üzere birçok televizyon kanalı canlı olarak yayınladı. Dolayısıyla oradaki atmosfer aslında bize seçim sonuçlarıyla ilgili de ipuçları veriyor gibi görünüyor. Tabii ki biz kesin sonuçları milletin 14 Mayıs'ta sandığa gitmesiyle ve sonrasında o sandıkların belirlenen usullere göre Yüksek Seçim Kurulu'nun gözetiminde açılması sayılmasıyla net bir şekilde göreceğiz. Dolayısıyla bunun için çok fazla zamanımızda kalmadı. İşte 5 gün sonra 6. gün itibariyle biz artık sandıkta olacağız ve sandık sonuçlarını da öğreneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul birilerini emekli edeceğiz derse eder mesajını verdi. Bu iş şayet bu mesajı verirse İstanbullular bu iş biter dedi. Meydanda meydanı dolduran yüz binlere. Avrupa dergilerinin gözü de burada dedi. Hatırlanacağı üzere hafta sonuna yaklaşırken işte Avrupa dergilerinden birkaç tanesinin peş peşe Ekonomist başta olmak üzere işte Der Spiegel'dir. Bazı başka dergiler de yine ona eklemlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir kampanya başlattıklarını, hani birinin düğmeye basmasıyla başlamış bir kampanya gibi göründüğünü ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onların gözü burada. İşte biz buradan verdiğimiz mesajla, özellikle sandıkta vereceğimiz mesajla onları mutsuz edeceğiz, onların yüzünü düşüreceğiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii o dergilerin verdiği mesajlarda çok garip garip işaretler, garip garip imler de vardı. Hatırlanacağı üzere işte Cumhurbaşkanı Erdoğan bir koltukta oturuyor. Koltuğun arkasında bir hilal var ve o hilali parçalamışlar gibi bir takım görseller de o dergilerde vardı. O dergilerdeki topyekun bütün mesajları ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitinginde. Tabii mitingin adresi önemli. İstanbul Atatürk Havalimanı. Hatırlanacağı üzere Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu orayı Amerikalılara hizmet eden bir şirkete, işte bazı işte Türk sahipleri olan ama Amerikalılara özellikle CIA'ya hizmet ettiği ortaya çıkan bir şirkete vereceklerini ifade etmişti. Tabii onunla ilgili de mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milletin oraya, milletin kendi değerlerine sahip çıkacağını
bunu da 14 Mayıs'ta göstereceğini işaret etti, söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu vatanı böldürmeyeceğiz mesajı önemliydi. Niye bu mesajı veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Meydanı'nda? Çünkü terör örgütleri net bir şekilde Millet İttifakı'na açık bir destek veriyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına açık destek veriyor. Ve verdikleri mesajlara bakılırsa, PKK'nın da FETÖ'nün de verdikleri mesajlara bakılırsa, biz geleceğiz, biz yeniden işte Türkiye'de, biz Türkiye'de hakim olacağız ve bizim istediğimiz yapılacak mesajları veriliyor. Bu mesajlara atıfta bulunarak Türkiye'yi böldürmeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ekonomik meselelerle ilgili vaatleri var bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da. Ve biz hani yapmayacağımız hiçbir şeyi bu zamana kadar söylemedik. Söylediğimiz her şeyi de yaptık mesajını tekrar hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve işte asgari ücret Temmuz ayında yeniden gözden geçirilecek. Yeniden bir artış noktasında bir eğilim var. Bu zaten Temmuz'da bir asgari ücret değerlendirmesi yapılacağını daha önce de açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha İstanbul'da 100 binlerin karşısında bunu söyledi. Bunun yanında memur enflasyon farkı meselesi var. Bununla ilgili enflasyon farkının ekleneceğini, refah payının da buna ekleneceğini ifade etti. Yarına işaret eden kamu işçilerinin zammıyla ilgili görüşmeleri hatırlattı ve yarın onun da karara bağlanacağını ve açıklanacağını ifade etti. Salı günü İstanbul'da ikinci tünel de ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir tünel yapılacağını, Büyük İstanbul Tüneli yapılacağını ifade etti. Aslında toplamda 3. tünelde 3. geçiş olacak. İstanbul'un altından İstanbul Boğaz geçişi olarak da 5. geçişin müjdesini verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla dolu dolu ve uzun bir konuşma yaptı zaten Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve kalabalıkta bir kişi dahi ayrılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledi. Hatta Erdoğan ayrıldıktan sonra da kalabalığın dağılması da bayağı bir sürdü. Evet, bu kalabalığın dağılması oldukça uzun sürmüştür diye tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün de Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yine mitingleri olacak. Bugün de gündemi yoğun diyelim ve devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum ziyareti sırasında sokaklar karıştı. Oraya dair ayrıntılar neler? Şimdi Erzurum, başta şunu söyleyelim. Erzurum milliyetçi hassasiyeti yüksek bir kent. Dolayısıyla işte milliyetçiliğe aykırı, özellikle işte Selahattin Demirtaş'a buradan selam gönderiyorum mesajları, işte Van mitinginde, Van'da yapılan işte zafer işaretleri, bunlar Erzurum'un moralini bozan gelişmeler. Tabii ki hiç kimse taş atılmasını meşru ve doğru görmez. Taşla bir siyasetçiye saldırı yapılmasını kimse meşru ve doğru görmez. Zaten bu noktada da kınama mesajları geldi. Başta işte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başta olmak üzere. Ama Erzurum'un bu hassasiyetleri, bu hassasiyetleri de anladığımız kadarıyla orada devreye girdi. Ekrem İmamoğlu'nun orada miting alanı olarak belirlenmemiş bir yere gidip miting yapması, ki son 10 günde miting alanlarının belirleme yetkisi Yüksek Seçim Kurulu'nda. Yüksek Seçim Kurulu nereye de miting yapabilirsin derse orada miting yapılabiliyor. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da nerede miting yapabilirsin dedi. Atatürk Havalimanı'nda yapabilirsin dedi Yüksek Seçim Kurulu. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan da Atatürk Havalimanı'nda yaptı. Diğer illerde de işte Devlet Bahçeli nerede miting yapabilirsin derse Yüksek Seçim Kurulu, özellikle son 10 günde orada yapılıyor. Miting alanları illerde belirlendi. Belirlenmiş miting alanına gidilmiyor. Yani temel problem bu oradaki, anladığımız kadarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından ve Erzurum Valisi'nin açıklamalarından bunu anlıyoruz. Orada esnaf ziyareti olarak bildiriliyor. Hatta bildirilmesi de gerekmiyor normalde esnaf ziyaretinin. Ama esnaf ziyareti sonrası orada hemen otobüs çekiliyor. Orayı miting alanına dönüştürüp orada bir miting yapılıyor. O miting sırasında da arkada anladığımız kadarıyla bazı vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun söyleminden rahatsız olarak, önceki söylemlerindeki, hafızadaki söylemleri de belki hatırlayarak
bir takım taşlı saldırılar ya da şişe fırlatma da söyleniyor. İşte su şişelerinin atılması da söylentiler arasında. Böyle bir saldırının başladığı ifade ediliyor. Tabii bu konuyla ilgili yargı en etkili ve kapsamlı araştırma yapacaktır. Erzurum valisi de bu konunun savcılarda olduğunu ve savcıların bu konuyu araştıracağını ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ekrem İmamoğlu'nun oradaki vatandaşları provoke ettiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu bir tartışmaya dönüşmüş durumda, bir siyasi tartışmaya dönüşmüş durumda. Ama tabii ki bu konuyla ilgili yargı ve tabii ki Yüksek Seçim Kurulu bununla ilgili bir karar alacaktır. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun miting alanı olarak ilan etmediği bir yerde miting yapmak seçim yasaklarına aykırı bir mesele. Bununla ilgili ne gibi bir yaptırım olacak, ne olacak? Onu da tabii Yüksek Seçim Kurulu tarafından göreceğiz. Ama tabii ki bu provokatif girişimin, bu durumun ortadan kaldırılması da kısa sürdü. İşte polis müdahale etmedi itirazları var Ekrem İmamoğlu'nun. Görüntülerde açık açık görülüyor ki polis TOMA ekipleri kalabalığı dağıtmak için, özellikle işte otobüse saldıran kalabalığı dağıtmak için TOMA ekiplerinin müdahale ettiği de net bir şekilde görülüyor. Zaten etkin ve kapsamlı tedbir alınan bir yerde mitingi yapmamak o ayrı bir problem. Zaten bir miting alanı gösterilmiş ve orada geniş güvenlik önlemleri alınmış. Esnaf ziyaretlerinde de oraları engellememek için Erzurum Valisi'nin açıklaması böyle. Çok kapsamlı tedbirler alınmıyor. Çünkü esnaf ziyaretinde polis tedbirlerinin çok kapsamlı olması siyasi faaliyete müdahale olarak da algılanabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla şayet bu miting Yüksek Seçim Kurulu'nun belirttiği, gösterdiği miting alanında yapılmış olsaydı böylesi bir gerilim olmayacaktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bunun bilinçli bir şekilde yapıldığı yönünde iddiaları var. Dolayısıyla bu bir tartışma, hem hukuki bir tartışma ve kısmen de siyasi bir tartışma. Ama bu meselenin çok da büyümeyeceği anlaşılıyor. Tabii büyütmeye çalışan, bir takım gövde gösterileri yapmaya çalışan girişimler İstanbul'da oldu. İşte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ekrem İmamoğlu'nu karşılamalar falan. Ama tabii ki bu provokatif dilden ve provokatif söylemlerden herkesin uzak durması lazım. Vatandaşın da evet siyasetçilere tepki göstermek vatandaşın hakkıdır. Siyasetçilere evet tepki gösterilebilir ama o tepki taşla gösterilmez. Yani o noktada da duruşun net olması gerekiyor ki yapılan açıklamalarda da bu taş atmanın ya da su şişesi neyse işte onları fırlatmanın doğru olmadığı da ifade edildi. Biz evet seçime gidiyoruz ve önümüzdeki hafta bir demokrasi şölenine hazırlanıyoruz. Bu demokrasi şölenini zedeleyici hiçbir adımın atılmaması gerekir. Vatandaşların hassasiyetlerine de siyasetçilerin uygun davranması gerekir ki Erzurum bu noktada çok hassas bir kenttir. Ve orada vatandaşları da etkileyici bir takım ifadelerin özellikle kışkırtıcı boyuta ulaşacağı, çünkü İçişleri Bakanı böyle söylediği için söylüyorum, kışkırtıcı boyuta ulaşacak ifadelerinden de bu tip yerlerde kaçınmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, bu konu artık yargının konusudur. Hem YSK bağlamında hem de adli yargı bağlamında yargı bu konuyla ilgili değerlendirmelerini yapacaktır. Erzurum Valiliğinden de muhtemelen yeni açıklamalar gelecektir. Evet, ama senin de söylediğin gibi esas olan demokrasidir. Seçimlere gidiyoruz. Bu bir demokrasi şölenidir. Dolayısıyla bu provokasyonlar her şekilde üzücü ve yıpratıcı. Çünkü işte suçsuz olan birçok vatandaşın da yaralanmasına sebep oluyor diyelim. Benzer bir olayda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Bursa Kent Meydanı'nda yer alan mobil seçim aracı önünde bulunan vatandaşlara bir grup HDP'li tarafından saldırı düzenlendi. Onun da ayrıntılarını alabilir miyiz senden? Yani orada da sadece o değil, işte hani birleştirerek gidelim istersen. Sinan Oğan'ın işte evet, konvoyuna da bir takım HDP'liler aynen tarafından, işte PKK destekçileri tarafından saldırılar düzenleniyor. Dolayısıyla hani öbür tarafta Erzurum'daki söylemin aynısını burada da söylemek gerekir. Tutarlılık kesinlikle bunu gerektirir ama biz hani Millet İttifakı'ndan aynı tutarlılığı göremiyoruz. Yani HDP'ye yönelik böylesi bir kınama, böylesi bir işte bu provokasyonlar doğru değildir, HDP'lilerin saldırısı doğru değildir
tarzında şu ana kadar bir açıklama yok ki Sinan Oğan'ın da bu konuda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne itirazları var. Ve işte Bursa'da görüyoruz artık hani bu birazcık moral bozukluğunun da anladığımız kadarıyla göstergesi. Çünkü hani seçimi kazandık geliyoruz derken hani bir bakılıyor ki gerçekler biraz daha ortaya çıkmaya başladığında işin öyle olmadığı görülüyor ve agresifleşiyor anladığımız kadarıyla. Özellikle PKK'nın bu konuda böyle bir yönteminin olduğunu, PKK'ya sempatizan olan bazı kitlelerin de böyle bir yönteminin olduğunu zaten biliyoruz. Önceki seçimlerde de özellikle Doğu Güneydoğu'da seçim çalışmalarını engelleyici birçok adım atılmıştı. İşte bu defa işte Bursa'da çıkıyor. Öbür tarafta Sinan Oğan'ın konvoyunda çıkıyor. Tabii ki bunların hepsi engellenmeli. Bu provokasyonlara gelinmemeli. Bu biraz daha hani bir halkı kışkırtıcı ve halkı birbirine düşürücü bir takım girişimler. Bu provokasyonların hepsi amasız, fakatsız, lakinsiz kınamak gerekiyor. Ama gördüğümüz kadarıyla bu noktada bir ikircikli tutum var. İşte HDP'nin ve işte Yeşil Sol, işte şimdiki yeni HDP'nin adı Yeşil Sol bilindiği üzere Yeşil Sol kitlesinin bu tip söylemlerine sessiz kalıp işte Erzurum'da vatandaşların tabii ki o da yanlış taş atılmasını işte büyük cümlelerle kınamak tabii ki tutarlılığa aykırı bir takım yaklaşımlar. Dolayısıyla tutarlı olmak bunu gerektirir. Bunlar da yanlıştır. Taş atıldıysa taş atılması da yanlıştır. Dolayısıyla toplamda iki yanlışı olumlamak doğru değil. Burada da bu kitleleri bir şekilde zaten güvenlik güçlerine bu işleri bırakmak gerekir. Zaten vatandaşı birbirine düşürmek için bu tip eylemler yapılıyor gördüğümüz kadarıyla HDP kitlesinden. Bu noktada güvenlik güçleri bunları engellemeye, bu girişimleri durdurmaya muktedirdir. Vatandaşın doğrudan müdahale etmesi de doğru değil. Bu onların istediği atmosferi, o provokasyon atmosferini oluşturur. Dolayısıyla biz demokrasi şölenine hazırlanıyoruz. Vatandaş kendi sözünü ve ikna edici cümlelerini kurmaya devam edecek. Bu tip provokatörleri de güvenlik güçlerine bırakacak. Güvenlik güçleri zaten o noktada tedbirleri alacaktır. Evet. Kılıçdaroğlu'nun da İstanbul'da mitingi vardı. Çin'e uzanan bir yol projesinden bahsetti Kılıçdaroğlu. Azerbaycansız bir yol projesi. Türkiye'yi Çin'e İran üzerinden bağlamayı vaat etti. Nasıl yankı buldu cumartesiden bu yana yani Ankara kulislerinde? Azerbaycan tarafından da ona tepki var. İşte bir Türk yolu projesi yapıyorsunuz. Azerbaycan'ı Türk'ten saymıyorsunuz. Ve işte İran'ı dahil ederek devam ediyorsunuz. Zaten İran'ın da başından beri istediği böyle şeyler hatırlanacağı üzere. Zengezur koridoruna net bir şekilde İran karşı çıkmıştı. Azerbaycan-Ermenistan geriliminde de hatırlanacağı üzere İran Ermenistan'ı tutmuştu. Dolayısıyla o biraz daha İran'ın da taleplerine, isteklerine uygun bir proje. Zaten Çin ve Londra arası uluslararası bir proje var. Türkiye'de bu projenin parçası Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi ve zaten mevcutta da gidip gelen trenler var. Yani işte Kuzey Koridoru'ndan giden var. Orta Koridor'da Zengezur'u dahil etme girişimleri var Türkiye'nin hatırlanacağı üzere. O Zengezur Koridoru'nu biraz etkisiz hale getirmek için planlanmış bir söylem gibi de algılandı bu. Tabii bu noktada tepki, özellikle Azerbaycan tarafı bu noktada tepki gösteriyor anladığımız kadarıyla. Çünkü Azerbaycan'ı Türk dünyasından ayırıp Türk dünyasının dışında gösterip Türk dünyasına İran üzerinden ulaşmayı öngörmek tabii ki Türkiye'nin milli çıkarları üzerinde milli çıkarlarıyla örtüşen ve bağdaşan bir şey değil. Türkiye'nin milli çıkarları Zengezur Koridoru üzerinden Türk dünyasına ulaşmak, Azerbaycan üzerinden Türk dünyasına ulaşmaktır. Çünkü biz zaman zaman yaşanan ulaşım ve lojistik problemlerini İran'la
biliyoruz. İşte sınır kapılarının kapatıldığını, nasıl problemler yaşandığını biliyoruz. Özellikle bir Türk devletinin giriştiği bir bağımsızlık mücadelesinde de İran'ın Türk ve Müslüman Azerbaycan'ı değil Ermenistan'ı nasıl tuttuğunu, nasıl kayırdığını biliyoruz. Dolayısıyla bu projeye tepki de doğuyor. Bir yandan da zaten İpek Yolu'nu canlandırma projesi bayağıdır var ve Ulaştırma Bakanı da bu noktada açıklama yaptı. Zaten 2 yıldır trenler gidip geliyor. Hatta işte bir takım işte tren halkalı da kaldı gidemiyor gibi bir takım söylemler vardı bir gazetecinin. O da son günlerde Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri sonrası hatırlatıldı. Dolayısıyla işte o bahsedilen, kaldığı söylenen ki öyle bir şey yoktu. Tren zaten gidip geliyor. O noktada bir çalışma var. Türkiye, Türk dünyasıyla Türkler üzerinden de bir lojistik hat oluşturmak için çaba sarf ediyor. Bunu da gerçekleştirecek. Zengezur koridoru açılacak ve biz Can Azerbaycan'la karayolundan bağlanacağız. Yani bunu engellemek için tabii bir takım girişimler yapanlar var. Başta İran bunların başında. Ama tabii ki Türkiye bu noktada kararlı. Çok teşekkür ediyoruz Ümit Çetin. Kolaylıklar diliyoruz. Analiz Sentez'de kısa bir ara zamanı, sonra buradayız. Analiz Sentez devam ediyor artık. Türkiye'nin sandığa gitmesine sadece 5 gün kaldı. Bu hafta İstanbul yoğundu. Hem Cumhurbaşkanı'nın hem de Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingleri vardı. Cumhurbaşkanı'nın resmi rakamlara göre 1 milyon 700 bin kişiyle İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul mitinginde bir araya geldi. Konuklarımızla bu konuyu konuşarak Analiz Sentez'e başlayacağız. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bünyamin Bezci ve ekonomi yazarı Sadi Özdemir konuklarımız. Günaydın, iyi haftalar, hoş geldiniz. Günaydın hepiniz. Hocam, günaydın Sadi. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum ben de. Evet. Günaydın, iyi haftalar hepimize. Teşekkürler. Teşekkürler. Bünyamin Hocam, sizinle başlayalım mı? Resmi rakam 1 milyon 700 bin kişi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki İstanbul evet derse bu iş biter. Evet, aslında yani hem bir taraftan beklenen oldu hem bir taraftan beklenmeyen oldu. Yani 1 milyon 700 bin kişilik bir miting aslında bu kadar bekleniyor muydu diye sorsak muhtemelen muhalefet tarafından bu kadar kalabalık bir miting asla beklenmiyordu. Ama bir taraftan da özellikle AK Parti seçmenini tanıyanlar açısından bakarsak da aslında bekleniyordu yani bu olan şey. Şimdi şöyle bir şey var Elif Hanım. Yani biz evet, yani seçim satım halinde genelde ekonomiyi en gerçekçi temel olarak görürüz. Yani bu yüzden işte zaman zaman abartarak işte tencere hükümet yıkar denilen de oldu. Evet, ekonomi gerçekten, yani şimdi Sadi Bey'in alanına çok girmeyeyim ama ekonomi gerçektir ama siyaset de hakikattir. Yani böyle bir tarafı var bu işin. Siyaset dediğiniz şey işte en nihayetinde taraf olmakla alakalıdır. Mesela bugün o meydanda toplanan insanların önemli bir kısmı belki de AK Parti'nin politikalarını eleştiren insanlardı. Yani içeriden bir şekilde işte AK Parti'nin şunu yanlış yaptığını, bunun yanlış yaptığını söyleyen insanlardı. Ama söz konusu olan taraf olmak olduğu zaman da o meydanda toplandılar ve desteklerini gösterdiler. Büyük ihtimalle de seçimde de bundan daha büyük desteklerini gösterecekler. Belki de işte anketlere yansımayan şeylerden bir tanesi de budur. Yani işte insanları, bu insanlara sokakta sorduğunuz zaman bir sürü eleştiri getirebilir. Kahvede oturdukları zaman birbirlerine konuşurken aslında bir sürü eleştiri yöneltebilirler. Ama söz konusu olan politik taraflık olduğunda işte böylesine bir sonuç karşımıza çıkıyor. Bu da aslında bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle halkla yakaladığı o sahici temsil ilişkisiyle alakalı bir şey. Yani öylesine bir temsil ilişkisi var ki işte halk bir nevi kendi bağımsızlığının, kendi egemenliğinin, işte kendi politik dirayetinin
Hemen hepsinin temsilini, yani işte orada toplanan 1 milyon 700 bin insan aslında bizatihi Erdoğan'da görüyor. Bu nedenle baktığımızda yani bu kalabalık yani beni doğrusu çok şaşırtmadı. Yani ben 1 milyon 700 bin bekler misiniz diye sorsaydınız mitingden önce, hayır, 1 milyon 700 bin rakamını doğrusu vermekte zorlanırdım. Yani işte 1 milyon derdim, 1 milyon 200 bin derdim. Yani maksimum 1,5 milyon derdim ama asla 1 milyon 700 bin demezdim. Yani 2 milyonluk bir mitingi zaten hiç düşünemem. Şimdi düşünün mesela işte Amerika'da 95'te böyle bir siyahilerin toplandığı bir olay oldu. Yani işte 1 milyon insan yürüdü hesabı. Yani hala o konuşuluyor yaklaşık 20 yıl sonra. Yani 20 yıl sonra bile, hatta 30 yıl sonra. Yani aynı şeyler hala orada konuşuluyor. Şimdi burada toplanan 1 milyon 700 bin insan var. Onların gösterdiği bir siyasi tavır var. Ve meydana giremeyen de bir sürü insan var. Yani ben de arkadaşlarımdan biliyorum mesela. Saat 5 gibi hatta 4 gibi işte Üsküdar'dan çıktılar. Marmara'ya binmeye çalıştılar. Orada bayağı bir zorlandılar. Saat 7 olduğunda alana daha henüz girememişlerdi. Doğru. Yani, evet, bu arada alana yani giremeyen de çok büyük bir kalabalık var. Yani saat 4'te Üsküdar'dan çıktılar. Uzak bir yerden çıkmadılar. Yani Üsküdar'dan çıktılar. Marmara'yla gitmeye çalıştılar. Saat 7'de henüz daha alana girememişlerdi. İşte alanın kapısında bekliyoruz. İşte ha girdik ha gireceğiz diye mesajlar atıyorlardı. Şimdi böylesine bir aslında yani tabii ki bu ulaşımdaki sıkıntı, ulaşımdaki skandal bir başka tarafı. Ama burada toplanan insanlar bir şeyi gösteriyorlar bence. Yani bu ülkenin bir anlamda egemenliği söz konusu olduğunda, bağımsızlığı söz konusu olduğunda herkes aslında aynı tarafta oluyor. Bu siyasal meşruiyetle de çok alakalı bir şey. Yani mesela kimse Mustafa Kemal Atatürk'ü işte kendi tenceresini doldurdu diye desteklemedi. Yani bunu biraz böyle görmek lazım. Buraya toplanan insanların da önemli bir kısmı belki de ekonomik zorluklarla yaşıyorlar. Ve özellikle sabit gelirler. Ve o sabit gelirlerinden dolayı da son dönemlerde muhtemelen ciddi bir şekilde gelir kaybına uğradılar. Ama yine de orada taraflarını gösterdiler diye düşünüyorum. O yüzden politik olan ne kadar belirleyici olduğunu, aslında politik olan bir nevi yani en sufli, en sonraki kimliğimizdir çoğu zaman. İşte mesela etnik kimliğiniz çok daha sahici kimliğiniz zannedilir. Ama pek öyle değildir. İşte böylesine durumlar söz konusu olduğunda politik kimliğiniz, etnik kimliğiniz de aşar, cebinizdeki parayı da aşar, yani sizin etik duruşunuzu da aşar, her şeyi aşar. Bu açıdan baktığınızda yani politiğin aslında ne kadar var olsa bir temele dayandığını görüyoruz. Ben doğrusu bu anlamda siyasetin ne kadar hakikat olduğunu gördüm bu meydanda. Evet. Ekonomi gerçek olsa da. Evet. Sizin de sık sık pas attığınız gibi Sadi Özdemir'e ekonomi kısmını soracağım ama öncesinde şimdi Mustafa Bey oradaydı, oradaki ambiyansın canlı tanığı, dolayısıyla size dönelim. Şimdi neler biz de Özde giderken saat 3'te ben buradan gazeteden çıktım, düzeltiyorum, 2:10 geçe filan yol çok kalabalıktı. Basın Ekspres yolu çok kalabalıktı. Tamamen doluydu. Nispeten daha hızlı gitme fırsatımız, şansımız vardı. Onu kullandık. Ve alana girdiğimizde ben fotoğraf çektim. Tamamen doluydu. Ve sadece sıkılaşmamıştı alan, o kadar. Ama dibe tam kadar doluydu. Tam olarak gittiğinizde saat kaçtı? Ne kadar sürdü? 3'te oraya vardım ben. Ve yolda benim tahminim en az bir 80-100 bin kişilik bir kitle vardı zaten. Minibüslerle, otomobillerle. Önemli olan kalabalık kısmı bir kenara bırakıyorum. Önemli olanlar arasında kalabalık kısmını bir kenara bırakıyorum. Daha önce çeşitli şehirlerde yapılan mitingleri izledim. Bölgedeki arkadaşlara ya da mitingi izleyen arkadaşlara yazdım veya konuştum.
Rize'de başta Rize olmak üzere hepsinden de aynı şeyi aldım. Bir kalabalık ama ondan daha önemlisi canlılık. Şimdi burada da aynı şey vardı. İnsanlar güle oynaya miting alanına gidiyorlardı. Arabaların camlarından, pencerelerinden Türk bayrakları sallıyorlardı. Güle oynaya gidiyorlardı. Böyle dımtıs dımtıs falan değil. Yani kendi sloganlarıyla güle oynaya gidiyorlardı. Ondan sonra miting alanının girişi aynı şekilde yine güle oynaya bir kalabalık vardı. Böyle hani ya trafikte kaldık, gidemedik, gerildik, verildik falan öyle değil. Neşeli bir kalabalık. Yani yolda kaldıkları yerde mitingin uzantısı haline geliyor, gelecekler diye düşündüm giderken. Sonra çıkarken saat 6 sularında falan, 6-6.30 gibi çıkarken, aynı kalabalığı çıkarken de yine güle oynaya çıkarken gördüm. Şimdi insanlar güle oynaya geldiler. En az 1.5 saat trafikte beklediler, erken gelenler hariç. 3 saat içeride beklediler. 3'ten 7'ye kadar. 4 saat pardon. 4 saat içeride beklediler. 1 milyon 700 bin kişi. Ya bunlara hiçbir şey yettiremezsiniz. Yani alanın ortasında hakikaten su şişelerinden dağlar oluşturmuşlar. Yiyecekler aynı şekilde filan. Sandviçler falan. Ama sonuçta bu insanlar başka ihtiyaçları da var yani. Düşünün bu sıkıntıya rağmen. Ondan sonra 4 saat sonra çıkıyorsunuz ve yine güle oynaya gidiyorsunuz. Ayrılışlar da güle oynaya. Yine şarkılar, sloganlar atarak, yine Türk bayraklarını sallayarak. Arabalarda, minibüslerde filan. Burada mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüsleri yok. Anlatabiliyor muyum? Çünkü daha çok kendileri gelen, gelmek isteyen insanlar var. Teşkilatlarla tarafından taşınan insanlar, hani ya gelmek zorundasınız, mecburen gidelim, ne yapalım, geldik işte mitinge falan. Öyle değil. İstanbul İl Başkanı'nın konuşması soru cevap şeklinde ve cevaplar alınarak başladı. Bakanların aynı şekilde. Cumhurbaşkanlığın aynı şekilde. O yüzden o coşku orada hiç bitmedi. Şimdi derler ya, saha, meydan bir seçim sonucuna dair bir gösterge olacaksa, gösterge burada. Eğer bu da olmayacaksa bir daha kimse miting falan yapmasın yani. Evet. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'u evet derse bu iş biter. Dedi evet. Ki bugün... Yani şu kalabalığın en az bir bu kadarı. Flöre tarafına doğru, Şirinevler tarafına doğru, Basın Ekspres Başakşehir yönüne doğru, Halkalı tarafına doğru, şu kalabalığın bir o kadarı da oralardaydı. Evet. Sadi Özdemir, size de hem tabii ki oradaki atmosferi değerlendirmenizi isteyelim ama bir taraftan da Hünyamin Hocam dedi ki ekonomi siyasette çok önemlidir, elbette çok önemlidir. Oradaki kalabalık ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyorsa bile oraya geldi. Bunu nasıl okumak gerekir? Şimdi epey uzun süredir muhalefet için şöyle diyoruz. Türkiye'de çok büyük bir ekonomik kriz var söylemi üzerine siyaset yaptı. Evet, ekonomide sıkıntılar var. Bu konuştuk, çok konuştuk. Yani Covid sonrası, savaş, enerji krizi, enflasyon, yüksek enflasyon. Ama sonuçta orta sınıf, dar gelirliler için ücret iyileştirmelerini anlattık. Dolayısıyla yüksek enflasyona karşı ücretler de ciddi şekilde yükseltildi. Dolayısıyla şöyle bir kıyaslama çok yaptılar ama ben onun her zaman yanlış olduğunu söyledim. 2001 krizi, mali krizi, Türkiye'nin yaşadığı büyük mali kriz. İşte bak, o zaman öyle bir kriz yaşanmıştı. AK Parti de o dönemde kurulmuştu. Dolayısıyla ekonomik kriz sayesinde vatandaş o zamanki iktidarın paydaşlarına tepki gösterdi ve AK Parti'ye oy verdi. Başka sebepler de vardı ama en çok da bu nedenle AK Parti iktidara gelebildi. Şimdi benzer bir tablo var. Dolayısıyla bu büyük ekonomik kriz yaşıyoruz. İşte bu soğan meselesi, işte patates meselesi, mutfak meselesi, tencere meselesi, bu iktidar gider. Hani
Biz de şunu söylüyoruz, diyoruz ki o zamanki ekonomik kriz tam manasıyla hani şeksiz şüphesiz çok büyük bir ekonomik krizdi. Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik kriziydi. En büyük küçülmesini yaşamıştık. Bankalar, çok sayıda banka batmıştı. Zaten önceden gelen bir süreçti. İşsizlik, şirket iflasları vesaire vesaire. Şimdi gene eski günleri anlatıyor, pozisyonuna düşmeyelim. Ama bu yaşadığımız, 1,5 yıldır yaşadığımız şey bir ekonomik kriz değildi. Ekonomide küresel tarafta ve bunun etkisiyle içeride, iç pazarda dengelerde yaşanan sert değişimler elbette vatandaşımızı olumsuz etkiledi. Ama bu bir ekonomik kriz var, ona karşı da isyan ediyorum ve iktidarı değiştireceğim davranışına dönüşmez dedik. Aslında bu mitinge katılım buna bir teyittir. Yani benim söylediklerime teyittir. Çok büyük ekonomik kriz altında ezildik, mahvolduk söylemine de bir cevaptır. Onun dışında 1 milyon 700 bin yaklaşık katılım çok büyük bir başarıdır. Evet, bizler tabii ki bu kadar acaba büyük bir katılım olur mu? Elbette çok büyük katılım olur diye bekliyorduk Bünyamin Hocam'ın söylediği gibi. Ama bu kadar olur muydu? Açıkçası tahmin edilemez. Ama böyle olması iyi zaten. Bir parti için, bir lider için umduğunun çok ötesinde bir katılım olması gerçekten hoş. Buna en çok şaşıranlardan bir tanesi BBC ve CNN Türk muhabirleri diyelim. Buradan bağlantı yapıldığında bağlantılarında birkaç kez şaşırdılar, çok şaşkın olduklarını dile getirdiler. 20 yıllık bir iktidardan sonra nasıl olur da bu kadar büyük bir kalabalık toplanabilir şeklinde şaşkınlıktan dile getirdiler. Demek ki aslında 20 yıllık bir iktidar olmasına rağmen, hatta 22 yıllık bir iktidar olmasına rağmen her zaman söylediğimiz muhalefetin başarısızlığı yine bir kere daha tescil edilmiş oldu. Bir şey daha hatırlatayım. Geçen hafta ben şöyle bir şey anlatmaya çalışmıştım. Türkiye'nin siyaset sosyolojisi açısından seçmen kitlesi yerli yerinde duruyor. Yani o 90'lardaki gibi merkez sağ ya da sağda çok büyük kopuşlar olmuş. 2 ya da 3 bloka bölünmüş bir sağ kanat yok. Dolayısıyla Millet İttifakı içindeki o sağdan geldiği söylenen ve AK Parti'den ciddi oy kopardığı ve koparması umulan partilerin bunu başaramadıklarını gördük. O noktada da çok yüksek ihtimalle birinci turda Sayın Cumhurbaşkanı tekrar seçilecek. Çünkü AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenlerine baktığımızda o geleneksel %60'lık blokun bu tarafta olduğunu ve asıl ana kitle olan merkez sağ dediğimiz yapıyı temsil eden AK Parti'nin de öyle %45'lerin altına düşmediğini, hele lider olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hala oyların yarısını bütün anketlerde, muhalefet anketlerinde ya da işte diğer anketlerde hep %50 ve üzeri veya bir tık altı, yani ikinci tura kalma ihtimali şeklinde tablolar çıktığını gördük. O yüzden tabii ki bu kalabalığa biz çok şaşırmadık ama hani beklediğimizden çok daha büyük bir kalabalık görmüş olduk. Bu aslında geçen hafta içinde özellikle İngiltere ve Amerikan medyasının çok böyle amiral gemilerinde Erdoğan gitmeli ya da işte Türkiye'de kritik seçim vesaire mesajlarına da çok ciddi bir yanıt olmuş oldu diye söyleyeyim. Tekrar söylüyorum, Türkiye'de çok büyük bir ekonomik kriz var söylemi yanlıştı. Ama tabii muhalefet bu her şeyi abartarak muhalefet yapması gerekiyordu. Öyle yaptılar. Ama bir şey yokken var derseniz, varken yok derseniz bunlar olumlu etki yapmıyor. Çünkü biz böyle deyince bizi yandaşlıkla suçladılar. İktidar evet ekonomik sıkıntılar var ama kriz yok deyince siz gerçeği görmüyorsunuz diye suçladılar. Böyle bir tartışmayla işte son haftaya girdik, artık çok yaklaştık.
Hayırlısı olsun diyelim. Evet, mitingdeki ekonomi başlıklarını da değerlendireceğiz ama siz açtığınız için devam ettireyim. Batı medyasında 14 Mayıs seçimi başlığını. Bünyamin Hocam, şimdi geçen hafta biz Batı medyasında skandal manşetler gördük. Sadi Özdemir de hatırlattı, işte kritik seçim, Erdoğan gitmeli gibi başlıklar atıldı. Aralarında İngiliz Ekonomist dergisi de vardı. Ama bu mitingi izleyen Batı medyasının çoğunda 21 yılın üstüne bu kalabalık inanılır gibi değil başlıkları atıldı. Ne dersiniz? Yani Batı medyasının tabii Türk siyasetini içeriden gözlemleyebilmesi, anlayabilmesi oldukça zor. Yani Türk sosyolojisini iyi kavramaları gerekiyor. Ama bir taraftan da dergilerdeki başlıklar aslında operasyonel başlıklar. Bu neredeyse her seçimden önce olan şeyler. Hatta bir zamanda bayağı bir sakinleşmişti aslında. Yani birkaç yıl öncesini düşünün. Birkaç yıl önce, özellikle pandemiden önce Batı medyasında Sayın Cumhurbaşkanı haftanın işte diyelim ki büyük kanallardaki tartışma programlarından en az 3 tanesinin ana konusu oluyordu. Yani Erdoğan'ın politikaları bir şekilde orada tartışılıyordu. Şimdi biraz sakinleşmişti. Seçim yaklaştığı zaman da evet, yani bir taraftan da haksız değiller. Yani onlar için de çok önemli bir seçim. Yani kimin kalacağı, kimin gideceği onları da ciddi bir şekilde ilgilendiriyor. Bizi de daha çok ilgilendiriyor. Yani bizi kimin kalacağı, kimin gideceği konusu onlardan çok daha fazla ilgilendiriyor. Bu açıdan baktığımızda yani Batı medyasının bu provokatif haberlerinin aslında kendi siyasetleri gereği doğal bir siyasetlerin doğal bir sonucu olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yani burada hakaret olmadığı müddetçe doğrusu ben bu tür haberlerin kabul edilebilir haberler olduğunu düşünenlerdenim. Yani ama geçmişte biz gördük, bizatihi Sayın Cumhurbaşkanı'na direkt hakaret eden haberler yaptılar. Direkt hakaret eden, hatta dava açmak zorunda kaldı Cumhurbaşkanı. Dava açmasına rağmen işte ki kendi yasalarında İşte yabancı devlet başkanlığına hakaret suç sayılmasına rağmen o yasayı kaldırdılar. Yani o yasayı bizatihi kaldırdılar. Bu açıdan baktığımızda aslında bu tür haberlerin onların niyetlerini ifşa ettiğini ama bunun da çok da bilinmez bir şey olmadığını bizim açımızdan da aslında bir taraftan da ama şunu görmek lazım Elif Hanım. Yani genel olarak aslında bu kalabalık sonrasında bir taraftan da şunu düşünmek zorundalar. Yani önümüzdeki 5 yıl Sayın Cumhurbaşkanı ile nasıl çalışacaklarını, nasıl bir şekilde ortak bir yol izleyeceklerini de düşünmek zorundalar. Bundan da çok şikayetçi olacaklarını da düşünmüyorum şahsen. Yani evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve onun temsil ettiği insanların iktidarda olmasını istemiyorlar. Ama iktidarda olmalarından da çok rahatsız değiller. Yani ben doğrusu Batı medyası açısından temelde bunu görüyorum. Çünkü yani sorunları çözen insan da yine Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bölgedeki yani tarım koridoru da dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşındaki birçok sorunu çözen, bölgede mesela İran'la alakalı sorunları çözen ya da Arap dünyasındaki alakalı sorunları çözen, Türk dünyasındaki sorunları iyi bir şekilde aslında çözen insanlar aslında Sayın Erdoğan. Şimdi böyle olduğu zaman aslında bir taraftan da onlar da aslında ikilem içindeler. Yani sorunların çözülmesini mi önceleyecekler? Yoksa kendi düşüncelerini, kendi çıkarlarını, yani ekonomik çıkarlarını özellikle daha kolay elde edebilecekleri bir iktidar mı? Yani bir şekilde dizayn edecekler. Onlar da onun kararı içindeler. Yani bir taraftan onlar da politik mi, ekonomik mi kararı verecekler. Yani eğer kendi çıkarlarını çok önceleyeceklerse, muhalefete ki önceliyorlar zaten, muhalefeti de destekliyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığına da sempatiyle olmasa bile ciddi bir şekilde aslında rahatlamış olarak bakacaklar mıdır? Doğrusu ben bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığıyla
politik olanı iyi yürütebileceklerini düşündükleri için de rahatlayacaklarını düşünüyorum Batı medyasının ve özellikle Batı'daki siyasi ekonomik çevrelerin diye düşünüyorum. O yüzden çünkü şöyle bir şey var, yani Cumhurbaşkanı kararlı bir siyasetçi ve karar verdiği zaman tabii ki bu karar öncelikle Türkiye'nin çıkarlarını gözeten bir karar oluyor. Ama bu karar bir anlamda Batı'yla da müzakere edilebilecek bir karar oldu. Aslında sorunları çok daha kolay çözebilen bir karar oldu. Aslında bu kararlılık bir taraftan da iç politik ortamda da meşru temeli daha güçlü bir karar oldu. Yani bu yüzden eğer Türkiye ile hala ortak işler yapmak istiyorlarsa, Türkiye ile ortak bir politika yürütmek istiyorlarsa, bölgenin sorunlarını Türkiye ile birlikte çözmek istiyorlarsa aslında Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başka şansları da yok diye düşünüyorum. Evet, siz ne dersiniz? Bünyamin Hocam'ın dediği gibi evet tabii ki basın özgürdür ama basın özgürlüğünü de sağlayan yine demokrasidir. Erdoğan gitmeli, kritik seçim gibi başlıklar demokrasiye aykırıdır aslında. Şimdi bunu Türkiye'den içeride birisi söylerse bunda hiçbir beis yok. Yani çünkü muhalefet partileri zaten Erdoğan gitmeli tabii. Ya da ne bileyim işte kimse başbakan zamanında da Demirel yok, gitmeli. Batı medyası için. Biz daha iyiyiz derler. Şimdi içeride de gitmelinin bir meli malının bir şeyi var, şartı var. Bunun siyasetin içerisinde siyasetin meşru aktörleriyle birlikte ve siyasetin meşru söylemi içerisinde kullanmanız gerekir. Bunun önünde arkasında siyaset dışı bir aktör, yol, yöntem ima ediyorsanız o zaman ağzınıza kürekle vururlar. Hani bu bir deyimdir. O yüzden kimse kimsenin eline kürek alıp da sokağa çıkmasın. Şimdi mecazi bir deyimdir. Hani bu kadar elini bile kirletmez adam, yani o anlamda söylüyorum. Şimdi tabii bu şeyden gelince, Batı medyasından gelince ve çirkin bir yolla gelince, yani şimdi hem haddiniz değil, hem işiniz gücünüz değil, hem de çirkin bir yolla geliyorsunuz. Alman dergisi dünyanın gelmiş geçmiş en çirkin Almanına benzetmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya sen bir Türk'ü çirkin bir Almana benzetemezsin. Efendim Almanlara çirkin dedi filan. Hayır, Hitler'den bahsediyorum. Yani şey gibi, Hitler gibi de biliyorlar kimi kastettiğimi, yani onu ya kapakları yapanlar. Türkiye'de Merkel'i Hitler'e benzeten karikatürler ya da çizimler yapıldı. Hiçbiri de, yani atıyorum öyle büyük büyük gazetelerin birinci sayfalarında kapak olmadı yani. Kıyamet kopardılar. Siz nasıl bunu yaparsınız? Hadi düzüldü de bıdı da filan. Baba siz yapıyorsunuz. Ama işte onu kastetmedik. Siz öyle zannediyorsunuz filan. Ha yani hepimiz salaz, bir tek siz akıllısınız. Kusura bakmayın. Hani biz Türk aklı diye bize Türk aklıyla dalga geçmeyi öğrettiler. Ama Almanlar bizden daha akıllı değiller. Ama tersini söylemem. Tersini söylesem Alman gibi olurum. Faşistleşebilirim yani. O çirkin Alman gibi faşistleşebilirim. Ki onların devamları da, torunları, torbaları, çoluk çocuğu da var yani. Manevi olarak. Yetiştirmeleri Almanya'da hala etkinler. O yüzden kimse kimseye numara yapmasın. Le Puan doğrusunu mu yaptı? Farklı bir şey mi yaptı? Yok, o da öyle. Express öyle, Fransızlar öyle yani. The Economist öyle, İngiliz de öyle. Şimdi başka bir ülkenin politikasına bodoslamadan, biz Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını ortakları tarafından da kazıklanıyor da, geçelim onu. Kazanmasını hararetle istiyoruz diye yazıyı bitiriyor. Siz kimsiniz ya? Ya burada Kılıçdaroğlu'nun yandaşları bile onu demedi ya. Hani onun için çalıştıkları çok belli de, en azından böyle bir laf kullanını ben görmedim. Hararetle destekliyoruz. Bilmiyorum, Sadi sen denk geldin mi? Öyle bir yandaş desteğe. Ben denk gelmedim. O kadar hararet yok. O kadar hararet yok. Buradakiler biraz daha ılık, mute değil. Şimdi
Ya bu hakikaten hani bizde de oluyor. Adam diyor ki biz diye bahsediyor mesela. Muhalefetten bahsederken, CHP'den bahsederken televizyonlarda işte tarafsız, bağımsız medya, gazeteci falan diye. Ha bir de bunu kendi söylemese bir şey demeyeceğim. Ya zaten yakıştırıyordunuz, artık yakıştırmayın falan. Hay adam kendine söylüyor ya da kadın. Şimdi ama biz diye konuşuyor. Şimdi bakın bunların üzerine ben eleştiri yapmıyorum. Bunlar komik şeyler yani. Kendinizi kasarsınız seçim zamanı gelir, bir anda böyle bir umut bulursunuz, hop bitiniz kanlanır, bir ferah erişirsiniz, ne dediğinizi bilmezsiniz. Olur öyle şeyler yani. İnsanların ya kinden, öfkeden, nefretten aklı başından gider ya da aşırı heyecandan aklı başından gider. Bunlar belli dönemlerde olur. O heyecan geçer, sonra herkesin aklı başına gelir filan. Tamam, bunlara gülelim, eğlenelim, biraz üzülelim. Ama dönemseldir, geçer diyelim, bir kenara koyalım. Kalıcı, konjonktürel olmayan, seçim dönemleriyle ilgisi olmayan, kişilerin karakterlerini, uluslararası bağlantılarını, politikalarının nasıl yapıldığını, bunlara bakalım biz. Asıl mesele budur yani. Evet. Şimdi ben bakıyorum, ya bir yerden bir şey geliyor, biri bir şey söylüyor, atıyorum Cumhurbaşkanı kale almıyor, değil mi? Vay senin için böyle dediler, niye buna cevap vermiyorsun? Mafyacı konuşuyor. FETÖ'cü konuşuyor. FETÖ'nün esir aldığı elemanlar, konuşturttuğu elemanlar konuşuyor. İşkencenin çeşitli yöntemleri var biliyorsunuz. Herkesi boynunu sıkarak konuşturtamazsınız böyle. Bazılarını da başka türlü esir alıp konuşturursunuz. Şimdi... Ne diyor PKK'lılar, HDP'liler? Öcalan hapiste olduğu için laflarının bir önemi yok diyor. Olur ki diyor, devlet onu konuşturursa PKK'nın aleyhine kullanamasın diye. Önceden adamı kirletiyor. Ya yeterince kirli de kendi anlamına, kendi mahallesinde kirletiyor. Şimdi öyle enteresan bir şey ki bunu söyleyenler bu bütün kirli yöntemleri kullanıp seni suçluyorlar. Diyorlar ki filan kesin. Ya ben ne bileyim kardeşim, Twitter'da saçmalamış adam. Buna ben cevap verir miyim ya? Olmaz, niye cevap vermem? Peki. Sonra bir söylenti çıkıyor. Benim adıma kaset çıkıyormuş. Sakın inanmayın ha filan. Ya yok ortada öyle bir şey. Bilmiyoruz, görmedik, etmedik. Kim görmüş? Bütün CHP'liler görmüş ama anladığım kadarıyla. CHP yanlısı olmayan, CHP'den biz diye bahseden ama bağımsız olan gazeteciler de görmüş. Bir tek biz görmemişiz. Ya da onlardan bazıları görmüş diyeyim. Hepsini ilzam etmeyeyim. Çünkü yazdılar. Ben gördüm, bende vardı. Onlarda da vardır ama yandaş medyadan çıkabilir ortaya. Onlar bunu kullanabilirler filan. Kullanmadık, çıktı ki ya böyle böyle dedim, salladım, ortaya da attım. Hani ben biz demedik. Cumhuriyet Gazetesi yazarı yazdı falan diye bile kimse bir şey kullanmadı. Ya bu yandaş medya çıktı özür diledi ama bizden dilemedi mesela. Ben yandaşım. Ben iktidarı destekleyen bir gazeteciyim. İktidarı destekleyen bir yarım gün kurumum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarının eksikleriyle, hatalarıyla doğru politikalar, temelde doğru politikalar olduğunu söylüyorum. Eksiğin hatasını şurada daha dün konuştuk. Tamam mı? Düne kadar diyelim, daha doğrusu bir hafta sonu geçti falan. Bir de bizden bir özür dileyiver ya. Genel olarak de ki iktidarı destekleyen medyadan da özür dilerim. Hatta tarif marif de ettim. Yok öyle bir şey ya. Bu ahlaki bir durumdur. Ben buna üzülerek, trajik bir durum diye gülerek geçerim. Şimdi fakat bir partinin politikaları doğrudan FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da Türkiye düşmanlığı üzerine üretilmiş politikaların ve buralarda bırakın Türkiye düşmanlığını, Türk düşmanlığı üzerine kurulmuş. Yani sadece bizi değil, bizi, Türk Devletleri Teşkilatı'nı kuran Türkiye'yi hedef alıyor. Çin Seddi'nden Balkanlara kadar Türkiye tahammülü yok adamın. Bırakın dost olmayı, tahammül edemiyor varlığına. Biz bunu ne zamanlar, Haçlı seferlerinden beri biliyoruz biz bunu.
Efendim o dönem geçti, biz aslında Haçlı değiliz. Bak zaten din diyanet filan da kalmadı bizde filan. Bana anlatmayın, Haçlılık din diyanet meselesi değildi ki zaten. Haçlılık bir zihniyet meselesiydi. Biz olacağız, onlar olmayacak. Bu mesele buydu ya. Mesele din diyanet değil ki. Din diyanet kısmı oranın, haç kısmı yalandı ya. Haç kısmı değil ki, burasıydı problem. Yoksa o zaman haçlılara asker vermediği için de Türk olarak sözüm onu aşağılanan gruplar, köyler hala duruyor değil mi? Bazen Türk festivali yapıyorlar Avrupa'da da, biz de buradan onları görüp el sallıyoruz filan. He? Şimdi zihniyet budur. Haçlı zihniyetinin, haçın temsil ettiği dinle bir ilgisi yoktur. Faşist bir zihniyetle ilgisi vardır. Biz olacağız, onlar olmayacak zihniyet. Şimdi o zihniyet Türkiye'deki muhalefet partilerinin politikasını belirliyor. Politikasını bak alkışlıyor demiyorum, belirliyor. Onlara yatıyorlar tırnak içinde. Şimdi ondan sonra ben daha neyini konuşayım ki? Avrupa'dan, Amerika'dan, yabancılardan aferin alacağız. Ya dilin aferine niye dönüyor senin? Dil sürçmesine takılmam. Ona bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu da kendini iki defa Maliye Bakanı ilan etti. Olur yani. Bizim bile bazen uykusuz kalınca dilimiz dolanıyor. O yaşta daha fazlası olur. Anlarım, benim de 30 yaşında bu kadar dilim dolanmazdı. Uykusuzluğa daha çok dayanırdım. Evet. Çalışmaya daha çok. Şimdi o kadar dayanamıyorum. Normal. Hani en fazla bu kadar mevzu ederiz, güleriz, geçeriz yani. Ama kardeşim, politikanı belirliyorsa ben buna gülüp geçemem. Sen de üstelik dönüp politikanı ona dayandırıyorsan, bütün mesajlarını Türk milletini önüne alıp bütün mesajlarını milletin üzerinden Avrupa'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, FETÖ'ye, PKK'ya veriyorsan, o zaman kusura bakmayın ya, ben sizi niye muhatap alayım? Sizi en fazla eleman olarak muhatap alırım. Ama arkanızdaki ağababalarınızı muhatap alırım. Evet. Şu anda da bundan önce de aslında birçok yazılarımda filan bunu muhatap alıyorum. Onları muhatap alıyorum. Ağababalarını, Cumhurbaşkanı, Yunanistan Başbakanı ne dedi en son? Ya sen hep gidiyorsun oraları, Avrupa'ya, Fransa'ya, şeye, Amerika'ya. Sonra dönüyorsun, Türkiye saldırıyorsun. Lafı işitiyorsun, gene gidiyorsun onlara. Aa, Türkler bana bağırdılar, üstüme gelecekler, bana silah verin, uçak verin, mühimmat verin. Parasını kim ödüyor? Almanya ödettiriyor Amerika o parayı. Kendi satıyor, parayı Almanya ödettiriyor. Yunanistan'da orada kendi kendine gelin güvey oluyor, şımarık çocuk. Haklılar çünkü 100 sene evvelde, 150 sene evvelde onların Osmanlı'ya terör yaptırtıp onlara devlet kurdurdular zamanında. Bugünkü Yunanistan'a bir sözüm yok. Oldu, etti, yerleşti, artık kabul gördü, bitti gitti. Ama kimse de kökünü unutmasın yani. Bugün onların kabul ediliyor olması dün ne yaptıklarına dair her şeyi unutacağımız anlamına gelmez. Benim çok mu kinlarız, unutmuyoruz? Ya biz değil kardeşim, bana her gün hatırlatıyor adam. İstiklal kendi ulusal marşına koymuş. Türkleri katlettikleri, Türk kanını dökmenin ne kadar mübarek bir iş olduğunu kendi istiklal ulusal marşına koymuş. Bana da her gün hatırlatıyor bunu. Ben de o zaman onların isyan, direniş filan dediği aslında köylü katliamı, Müslüman köylüsünün katliamı olan, Müslüman köylüleri katletmek olan hikayeleri, tarihsel gerçekleri, ben de biliyorum onu, bende yok, bir tek İngiliz arşivlerinde de var. O yüzden kimse kimseyi kandırmasın. Ama bu onların politikalarının Türkiye'ye ihraç edilmesi, bizdekilerin de kalkıp efendim terörle mücadeleyi İsveç'e şart olarak koymamız yanlış olmuştur, NATO'ya ayıp ettik. NATO sana ayıp etti mi diye bir bak bakalım ya. Bir de ayıp ne demek yani? De ki kardeşim, NATO'nun karar vericisi benim, NATO karar verir ben uygularım demek bir Türk'e yakışır mı ya? Bir Müslüman'a yakışır mı ya? Hiçbir şekilde yani şu kültürde yetişmiş hiç kimseye yakışmaz. Milliyetten bağımsız, dinden bağımsız söylüyorum bunu. Evet. Yani ateist bir Ermeni, Musevi veya işte Musevi de değil, Yahudi vatandaşımıza da, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına da yakışmaz. Bu kadar net yani. Evet. Bunların da nasıl kendilerine yakıştırmadıklarının örneklerini zamanında gördük. Merhum Ranting de öyleydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vatansever
Yahudiler, Rumlar, Ermeniler, bunlar da öyle. Onların da örnekleri var. Ben bir kısmını tanırım, bir kısmı geçmişte daha fazla temayüz ettiği için geçmişten daha fazla biliyoruz onları. O yüzden mesele Erdoğan gitsin meselesi değildir. Mesele Türk var olmasın meselesidir. Onu bugün Erdoğan temsil ediyor. Dün Ecevit temsil ediyordu. Misal bakın Erbakan temsil ediyor. Bak ne kadar çok farklı örnekleri var, dikkat edin. Türkeş temsil ediyordu bir zaman. Bir zaman Menderes temsil ediyordu. Bir zaman Atatürk temsil ediyordu. Türk gitsin dedikleri budur. Kendi istemi. Çok basit bir şey söyleyeyim de kapatayım. Sadi kusuruma bakma ne olur. Tunus'ta bak AK Parti vardı. Tunus'ta silahlı olmaz, demokrasi içerisinde mücadele diyen bir parti. Kuruldu daha doğrusu. Yani bir, aynı şeyleri Türkiye ile aynı benzer süreçleri geçti. Ve dediler ki en son Türkiye ne yaptı? Bütün süreçlerinde AK Parti iktidarından sonra Cumhurbaşkanı direndi. Hepsine. Gezi'ye direndi, diğer saldırılara direndi, bölünme tehditlerine direndi, teröre direndi, darbeye direndi. Hepsini direnerek atlattı ve bu bütün saldırılara karşı direnerek galip gelmesi ne karşı bu dergilerin hepsi diktatör manşeti attılar. Hepsi kazandı ya. Direndi ve kaybetmedi ya. Ezilmedi ya. Şimdi Gannouchi çok değerli bir kafa, çok değerli bir akıl. Dedi ki ya biz kazandık seçimi ama gitti, diktatör gitti Tunus'ta. Bunlar seçimi kazandı. Evet. İslamcı bir iktidar oldular. Gannouchi dedi ki ben hem Cumhurbaşkanlığı'na hem hükümeti almayacağım. Cumhurbaşkanını bırakıyorum. Kabaca söylüyorum, mutlaka ayrıntıları var. Bırakacağım. Efendi efendi böyle dengeli bir biçimde gidelim. Aman aramız bozulmasın. Aman işte vak vaklar şey yapmasın, kaçışmasın. Fransa ile bozuşmayalım. Fransa hakimi oranı. Bozuşmayalım. Galiba eşi de Fransız. Hani akrabalık bağı da var. Kendisi de Paris'te falan evi var bilmem ne. Aman aramız bozulmasın dedi. Ve bir hükümet kurdurdu. Kendi de hükümette yer almadı. Çok güzel değil mi? Uyum içinde gidiyoruz. Ne güzel. Ne oldu o uyum? Ne oldu? Gannouchi iktidarı, hükümeti, iktidar da demeyeyim, hükümeti. Diktatör olmadı da ne oldu? Direnseydi diktatör olurdu. Cumhurbaşkanlığını da almak isteseydi ki alabilirdi, diktatör olurdu. Gannouchi bağırıp çağırsaydı Avrupa'ya diktatör olurdu. Efendilik yaptı ne oldu? Hapiste. Bir tek kendisi mi? Bütün ekibi hapiste. Kim hapse attı onu? Ama denge olsun deyip yeri, seçilebileceği yerde seçilmesine, konu oturtulmasına izin verdiği Cumhurbaşkanı tarafından. Peki Fransız dergisinde o Le Point'de, Express'te filan ya sen nasıl yaparsın böyle bir Zeynel Abidin Binali gitti yerine sen mi geldin filan diyen bir şey gördünüz mü ya? Ha? Ne oldu? Tunuslular daha mı az demokrasiyi hak ediyorlar? Tunuslular daha mı az insanlar yani? Bu kadar onlara da yeter filan durumu mu var? Ha? Daha çok ilgi alanına girmez mi Fransızca konuşan bir Tunus? Üstelik hapse atılan adam Fransa'da yaşıyor, eşi de Fransız. Evet. Siz nasıl bir insansınız ya? Ondan sonra Türkiye'de demokrasi. Yazıyor mu orada Kemal Kılıçdaroğlu demokrasi getirecek, millet bir ferahlayacak ki sorma yazıyor mu? Yok. Ne yazıyor? Türkiye Azerbaycan'dan çekilecek, Rusya'ya karşı bizim koyduğumuz ambargoları bizim üyemiz olmasa da uygulayacak. Oradan para, enerji vesaire filan bizim gibi kaybedecek. Çünkü biz kaybediyoruz, o kazanıyor. Evet. Bizim gibi kaybedecek Türkiye. Libya'dan çekilecek, Akdeniz'de daha konuşmayacak, Ege'de vıdı vıdı etmeyecek onların ifadesiyle. Oldu canım, başka bir arzunuz? Özetle Batı, biz şuradan ufak ufak çekilip gidelim de buyurun burası da sizin olsun diyelim, evet. Öyle mi? Peki bunlara bizimkiler çanak tutuyor mu bizdeki muhalefet? Çanak değil, kazan açmışlar ya. Ondan sonra bizim canımız sıkılıyor. Ne oldu? Canlı riske bak, keskin konuşmaya başladı. Geriyor bizi bu. Bu dışlayıcı konuşuyor filan. Evet. Bu memlekette Türk'le, Müslüman'la, Türkiye'nin elinin kolunun uzandığı yerlerle kavgası olan geçmiş olsun. İktidara talip olmasın. Olacaksa da
karşılığına da razı olsun. Evet. Hep söylüyorlar. Şimdi ne diyorlar? Evet. Erdoğan kaybederse gitmeyebilir. Ortalığı gerer. Aa, ne kadar tehlikeli. Peki siz kaybettiğinizde efendi çekilecek misiniz? Bu ikinci soru artık daha önemlidir. Evet. Çünkü Erdoğan kazanıyor. Evet. Yani özetle Batı medyası tabii ki güçlü bir lider istemiyor. Yani bu çok net. Çünkü güçlü bir Türkiye istemiyor. Evet, güçlü bir Türk dünyasının güçlü olmasını, Türklerin güçlü olmasını istemiyor. Bizi değil ha. Bizim yerimize mesela atıyorum biraz daha böyle cevval olsa mesela Kırgızistan gömerler anında. Evet. Fark etmiyor. Onlar için Türk olması yeterli. Gömmeleri için. Evet. Türk ve Müslüman olması yeterli. Biraz hızlanalım istiyorum. Sade Özdemir, siz bu Batı medyası konusunu zaten konuşmuştuk sizinle. Hızlıca Cumhurbaşkanı'nın ekonomiye dair başlıklarını geçelim. Sizinle daha sonrasında da Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum ziyareti sırasında sokaklar karıştı. Onu da değerlendirmenizi isteyeceğim bu başlıkların altına. Şimdi emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme yapacağız dedi. Memur maaşlarına refah payı da vereceğiz dedi. Asgari ücret seçimden sonra gözden geçireceğiz dedi. Ve kamu işçisine de zam salı günü açıklanacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunlarla ilgili hızlıca yorumunuzu alıp sonrasında da isterseniz Ekrem İmamoğlu kısmını da bağlayın ki hızlanalım biraz. Şimdi seçimden önceki ilk ücretlerle ilgili icraat kamu. Yine zaten süren pazarlık var. O sonuçlanacak. Anladığım kadarıyla anlaşma olmuş. Açıklaması yapılacak gibi geliyor salı günü. Ama emekli maaşları konusunda şöyle bir adım atılacak seçimden sonra. Zaten biliyorsunuz emekli maaşları otomatik olarak 6 ayda bir enflasyon oranında artıyor. Evet. Orada 7500 lira en düşük emekli maaşı operasyonundan sonra bunun üzerindeki maaşlar, onlara da ekstra bir artırım yapılması konuşulmuştu, tartışılmıştı. Evet, dolayısıyla Temmuz ayında emekliler bir 6 aylık enflasyon farkını alacaklar. Artı üzerine bir refah payı, yani ilave bir zam yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanı onu teyit etmiş oldu tekrar. Asgari ücrette ise normalde yılda bir kere biliyorsunuz belirleniyor ve zam yapılıyor. Geçen sene bu malum yaşanan ekonomik, küresel ekonomik sıkıntılar ve bize etkileri nedeniyle, yüksek enflasyon nedeniyle yılda arada bir kere daha zam yapıldı. Dolayısıyla bir de yılbaşında yapıldı. Şimdi bu senede yine bir yılın ortasında tekrar bir zam yapılacağını söylemiş oldu. Onun dışında ekonomi başlığı olarak Boğaz'dan yeni bir tüp geçit projesi. Evet, aslında bu eski bir proje gibi düşünülebilir ama projeler toplam olarak açıklandıktan sonra zaten İki tane geçiş yapıldı biliyorsunuz. Evet. Bu da üçüncü geçiş olacak. Bir de aslında şunu da vurgulayayım, sonra diğer konuyu söyleyeyim. Bu Atatürk Havalimanı meydanının da bence ekonomik açıdan bir tartışma konusu olduğunu görüyoruz. Muhalefet Atatürk isminin kutsallığı üzerinden bir ne diyelim, siyaset yaparken siz Atatürk Havalimanı'nı kapatıyorsunuz, Atatürk ismine de işte muhalifsiniz derken Atatürk Havalimanı'nın arazisini CIA ile resmen çalışan bir Amerikan şirketine tahsis etme açıklaması yapınca Sayın Kılıçdaroğlu aslında bence seçim sürecinin en önemli gaflarından ya da gerçeklerinden birini ilan etmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanı onu da vurguladı. Onun dışında zaten konuşmasında evet bütün bu 20 yılda neyin nereden nereye geldiğini anlattı. O çok kısa yaptık işte vesaire böyle 3 fiil üzerine çok hızlı geçen icraat videoları gerçekten onların içinden 3 tanesi mesela projelerle ilgili 3 tanesi belki bir iktidarın Türkiye'de 50 yıl konuştuğu icraatlardan sayılabilir. Ama o kadar çok icraat yapılmış ki onları da öyle anlattı. Erzurum'a gelince tabii seçim sürecinde bu tür ne diyelim kalabalıkların birbirlerine centilmen davranması, nezaket içinde olması gerekir. Orada izinli izinsiz bir tartışma var.
Ama ne olursa olsun yine de seçim sürecini bu şekilde gelecek, sabote edecek hiç kimseye karşı. Provokasyon meselesi var. Provokasyon iki taraftan da olabilir. O da ciddi araştırılmalı. Mesela Sayın Sekmen diyor ki asıl diğer taraftan taş atmaya başladılar. Kim taş atıyor, niye taş atıyor? Yani bir taraf bir tarafa söz söylediyse karşılığı taş atmak mıdır? Bunlara gerçekten lüzum yok. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidiyor. Bu süreci böyle ne diyelim gerilimlere, kavgalara ya da daha ileri noktadaki sonuçlara yönlendirmemek lazım. İnşallah bundan sonra olmasın hiçbir şey. Evet, kesinlikle. Bünyamin Hocam, ama şöyle de bir durum var ki YSK'dan miting için izin alınmadığı, esnaf ziyareti için izin alındığı durumu var. Dolayısıyla o miting yapılan yerdeki vatandaşların, ki Erzurum'da birazcık hani bu konuda zaten hassas bir şehir. Ne dersiniz? Elif Hanım, şimdi şöyle bir şey var. Yani hukuken gerçekten mesela polis müdahalesine haklı. Yani çünkü gerçekten, ama bunu ilk defa yapmıyor Ekrem İmamoğlu. Aslında daha önce de yaptı. Başka illerde de yaptı. İşte esnaf ziyareti için izin alıyor. Oraya miting haline getiriyor. Sanki doğal bir miting varmış gibi bir propaganda meselesi haline dönüştürüyor. Aslında oradaki toplananlar önemli bir kesimi zaten toplanmış insanlar oluyor. Ama ben doğrusu Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışını özellikle İstanbul mitingine de bağlayanlardanım. Çünkü Ekrem İmamoğlu aslında bu çıkışıyla, yani bu tarz çıkışlarıyla bundan sonra daha çok görebiliriz. Bunu 60 darbesi öncesinde de gördük. Meşhur hukuk fakültesi dekanı vardı, Sıddık Sami Onar diye. O da mesela işte böylesine bir arbede sonrası aslında yaralı olmayan başını sararak milletin karşısına çıkmıştı. Aynı provokasyonlar o dönemlerde de olmuştu. Aslında ilk defa yaşanan şeyler de çok öğrenilmiş hikayeler. Benim gördüğüm kadarıyla, yani özellikle medyaya düşen resimlerinde benzer bir eğilimi de aslında Ekrem İmamoğlu şu anda gösteriyor. İşte eli sarılmış bir şekilde bir fotoğraf paylaşıyor. Şimdi burada yapmaya çalıştığı şey Ekrem İmamoğlu aslında bir taraftan 1.700.000 insanın toplandığı bir İstanbul mitingine biraz gölge düşürmek. Ama bence bundan çok daha önemlisi var. Az önce Mustafa Bey de söyledi. Aslında bu miting 2023 seçiminin 3 aşağı 5 yukarı nasıl sonuçlanacağını bize gösterdi. Yani Kılıçdaroğlu kaybediyor. Kılıçdaroğlu kaybediyorsa o zaman 2028'de kim aday olacak? 2028'deki aslında adaylığını bir şekilde daha altını çizmeye, garanti altına almaya çalışıyor Ekrem İmamoğlu. Bu arbedeleri de biraz böylesine okumak gerekiyor. Burada duracağını da çok zannetmiyorum. Az önce Mustafa Bey söyledi, evet seçimi kaybederseler siz burada duracak mısınız? Yani muhalefet burada duracak mı gerçekten? Yani bu açıdan baktığımızda, yani biz doğrusu seçimi kaybettikleri zaman bile muhalefetin burada durmayacağını bu Erzurum'daki olaylardan çok rahat bir şekilde çıkarsayabiliriz. Sadece muhalefetin tabii ki pek kanadı, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer küçük partiler değil, PKK'nın ne yapıp ne yapmayacağı da ortada. Onlar da zaten ilan ettiler. Dediler ki eğer biz seçimi Kılıçdaroğlu kazanmazsa Türkiye'yi bir iç savaşa sürükleyeceğiz. Yani şimdi tabii ki bunu yapabilirler mi, yapamazlar mı, bu başka bir tartışma konusu. Ben yapabileceklerini ve kapasitelerin, Türkiye içinde kapasitelerin bu kadar güçlü olduğunu hiç zannedenlerden değilim. Böyle düşünmüyorum ama niyetleri bu. Yani niyetleri aslında seçimden sonra bir kaos. Ama şunu da gördüler, evet yani kaybediyorlar. Şimdi biz tabii ki seçim işte bazen uluslararası bağlantılarıyla konuşuyoruz ama yani gerçekten yani birçok seçim, yani bakın mesela her seçim değil. Mesela Obama böyleydi. Obama mesela Berlin'de bir miting gibi bir toplantı yapmıştı. Yaklaşık 100 bin insanı toplamıştı. Yani 100 bin insan Merkel'de Obama'nın bir podyumda konuşmasını dinlemek için meydana toplanmıştı Berlin'de. Yani Almanya'da
bir oylama yapılmış olsaydı Amerikan seçimleri için Obama zaten çok rahat kazanırdı. Şimdi Sayın Erdoğan da öyle. Yani Sayın Erdoğan da işte bugün Üsküp'te, bugün Kosova'da, Bosna'da, işte hatta Kahire'de, Tunus'ta, Cezayir'de, Fas'ta ya da işte Aşkabat'ta, Bakü'de, mesela Bakü'deki rakamlar zaten biraz ortaya çıkıyor. Bakü'de ya da başka şehirlerde bir seçim yapılmış olsa, yani Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olsun mu diye ya da kim olsun diye, Erdoğan çok rahat bir şekilde, çok açık ara kazanıyor. Şimdi evet. Böylesine uluslararası liderden aslında bahsediyoruz. O zaman o uluslararası liderin seçimi de gerçekten çok ciddi bir seçim haline geliyor. Yani ben doğrusu Türkiye'deki bu seçimi, yani Amerikan seçimi kadar da önemsediklerini düşünüyorum. Ki düşünün mesela, aslında bu yıl yani aslında en önemli seçim bu olmaması gerekiyor. Yani bu yıl Amerikan seçimi var. Yine yani aynı şekilde hocam, Batı medyası zaten 2023'ün en önemli olaylarından biri olarak gösteriyor Türkiye'deki seçimleri. Şimdi hemen 2024'te mesela diyelim ki Amerikan seçimleri var. Bu yıl hani bunu konuşuyor olmamız lazım. Yani işte Amerika'da kim başkan olacak diye konuşuyor olmamız gerekiyor. Ama konuşmuyoruz. Yani Amerika'da kim başkan olacak diye. Evet. Türkiye'de kim cumhurbaşkanı olacak diye konuşuyoruz. Yani o yüzden genel olarak baktığımızda da aslında bu seçimin uluslararası bağlamda da önemli bir seçim olduğunu kabul ederim. Buradaki aslında olmasın diyenler kadar, ki olmasın diyenlerin kim olduğunu biliyoruz zaten, olsun diyenlerin de çok olduğunu, insanların sadece oylarıyla değil dualarıyla bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında olduklarını, hatta ben tahmin ediyorum ki miting meydanına bile çok uzak bölgelerden gelip bir şekilde miting meydanında Cumhurbaşkanı'nı desteklediklerini çok rahat bir şekilde tahmin edebiliriz. O yüzden bu Erzurum meselesi bence, yani evet, yapanlar açısından bir asayiş meselesidir. Bakın, bu Erzurum meselesi bir politik mesele değildir. Bir asayiş meselesidir. Polis buradaki gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Ve failleri de, her kimse o failler, zaten görüntülerde hepsi vardır, onları yakalayıp sorgulaması gerekiyor. Ve bir daha böyle bir olaya da müsaade etmemesi gerekiyor. Ama hemen burada bir parantez açıp hemen görelim. Yani Mersin'de yani birisi, yani pompalı tüfeğini aldı, AK Parti seçim bürosunu herkesin gözü önünde bir şekilde kurşunladı. Yani Doğu illerinde birçok AK Partili il ve ilçe başkanı PKK tarafından öldürüldü. Yani şehit edildi. Yani şimdi mesela böylesine bir şeyden bahsediyoruz. Yani ve Erzurum'daki olayları, bütün bunların üzerinde nasıl kapattığından da bahsediyoruz. Ben Erzurum'daki olayların üzerine çok ciddi bir şekilde gidilmesi gerektiğini, bir asayiş meselesi olarak bu meselenin ciddi bir şekilde çözümlenmesi gerektiğini, bunun aslında ama bir taraftan da politik bir meseleye muhalefet tarafından dönüştürülmesi için aslında birçok şeyin de yapılacağını görüyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'nun sadece Erzurum'daki olayla yetinmeyeceğini, başka yerlerde de bugün elini saran Ekrem İmamoğlu'nun başka yerlerde de kafasını saracağını ve buradan bir mağduriyet devşirerek aslında 2028'e, artık kaybedilmiş seçim sonrasında 2028'e hazırlandığını düşünüyorum. Bu yüzden de biz Ekrem İmamoğlu'nu işte beyaz gömleğiyle etiketini çıkarmış olarak, kollarını sıvamış olarak, kafası sarılmış olarak, bir şekilde mağdur olarak sıkça göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, siz de AK Parti binasına saldırıyı hatırlatınca, bu arada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Bursa Kent Meydanı'nda yer alan mobil seçim aracı önünde de vatandaşların olduğu yerde bir saldırı gerçekleşti HDP'liler tarafından. Yine Ata İttifak Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın da seçim otobüsüne Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde HDP'liler tarafından saldırı olduğu, dediğiniz gibi zaten bir tek hani Ekrem İmamoğlu'nun başına gelen bir olay gibi de değerlendirmemek gerekir, ama bu ve benzer zaten, olaylar demokrasiye zaten, gölge düşürür zaten kesin. İçişleri Bakanı da Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı da olayın gerçekten nasıl cereyan ettiğine dair
açıklamalarını yaptı sebeplerine ilişkinde. Ama elbette yani orada sonuçta taş atan hangi sebeple taş atarsa atsın, taş atanı bulup adli makamlara teslim ederler. Etmeliler de zaten. Hepsini istisnasız. Çünkü burada mesele protesto haktır. Girerler dersiniz ki sen şunları söyledin, ne yüzle buraya geldin? Olabilir, söylenebilir evet. Yani. Bunun protestosunu yaparsınız. Söze karşı söz. Ama öyle taştı sopaydı falan, o işlere kimsenin girmemesi lazım. Onu geçelim ama yani biraz da siyasetçinin başımıza bir hal gelsin de biz de buradan bir şey çıkartalım. Mağduriyet çıkartalım. Ama yatırım yapmaması lazım. Çünkü orada belediye başkanı da İçişleri Bakanı da söyledi. Bu saatten sonra YSK yürütüyor artık seçim propagandası işi. YSK'nın belirlediği kriterlerde, sınırlarda yapılıyor. İşte inisiyatifi yok kimsenin yani. Orada da belirlenmiş miting alanı var. Bir de izin isterken miting değil, esnaf gezisi de istemişsiniz. Ya insanlar toplandı konuşmayalım, tamam anladık da her bulduğunuz yerde de konuşamazsınız da artık. YSK'nın belirlediği bir yöntem var. Bunu bir 100 yıldır bilmiyor musunuz? 50 yıldır bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Niye zorluyorsunuz o zaman? Zorlayalım izin verilmesi. Biz de izin verilmedi mağduriyeti yapalım. İstanbul'da tek çivi çakamayan, mecazen söylüyorum, başarısız bir belediye başkanı başarı yerine mağduriyet algısıyla adam yerine koydurmaya çalışıyor kendisini. Ondan sonra biz burada siyaseti tartışıyoruz. Ben bunu niye tartışayım ya? Ben İpek Yolu projesini Çin kurmuşken Türkiye kendi Türk dünyasıyla bağlantısını çoktan demir yoluyla ve karayoluyla planlamış ve önemli bir kısmını da yapmışken ve üstelik bunu Azerbaycan üzerinden yapmışken Azerbaycan'ı bypass ederek İran üzerinden doğuya İpek Yolu kuruyormuş Kemal Kılıçdaroğlu. Bakın Kılıçdaroğlu'nun aklı bunu kesmez. Tamam. Kılıçdaroğlu'nun aklı ya bir dakika Azerbaycan çıkartıyoruz ayıp olur falan diyecek kadar da vardır ayrıca. Peki kimin aklı bunu keser? Kimin aklı bunu yapar? FETÖ'nün aklı yapar. FETÖ'nün aklı yapar. Avrupa'nın aklı yapar. Çünkü bakın burada normalde yok. İran'ı mı çok seviyorlar? Yok. İran'ı sevmiyorlar ki. İran'la da biliyorsun papazlar ya Avrupalılar, Amerikalılar falan. Ama Türk Devletleri Teşkilatı diye bir teşkilat var artık. İşte neden Azerbaycan? Biz burayı bypass edeceğiz. Biz burayı bypass Azerbaycan'ı Türkiye kurtardı. Topraklarını özgürlüğe kavuşturdu. Yetmedi. Daha da bitmiş değil o iş yani. O yüzden Azerbaycan bypass edilmek zorunda. Şimdi bir sürü ya bu kadar ince sebepler kimin aklına gelir? Şeytanın. Gerisini siz hesaplayın. Her şeyin adını ben söylemeyeyim. Tamam? Ya yani insan üstünde biraz çalışır ya, biraz kendi zekasını koyar ya. Değil mi? Yerlileştirir yani. Hani biz öyle yapıyoruz ya, bazı ürünler geliyor Türkiye'den, yedek parça şu bu falan falan. Biz bunu biraz burada hafiften yerlileştiriyoruz. Milli olmuyor da yerli oluyor. Arabalarımız, otomobillerimizin falan çoğu yerli sayılır yani. O kadar çok parçası Türkiye'de üretilir ki artık yerli sayılır. O yüzden de çok satan arabalarımız vardı. Çok iyi arabalar değiller de daha iyileri var. Ama daha iyisini alabilecek ki mesela insanlar gidip onu alırlar. Neden? Yerlidir, parçası ucuzdur, bakımı kolaydır, alışılagelmiş arabadır, şudur, şudur, şudur. Yahu politik senaryolara bile ufacık bir yerlilik katmıyorlar ya. Kemal Bey çıkıyor önüne, ne metin konuluyorsa onu okuyor. Onu önce bir içselleştiriyor, bir ezberliyor. Ondan sonra oradan yürüyor. Sonra ya sen dün akşam saçmaladın falan denildiğinde duymuyor bile. Çünkü duyup ona cevap vermek gibi derdi yok. Vuruyor geçiyor, vuruyor geçiyor, vuruyor geçiyor. Atıyor geçiyor, atıyor geçiyor, atıyor geçiyor. Yani benim hakkımda ki kaset maset kumpasları yapacaklar. Zinhar sakın inanmayın. Etrafındakiler koro halinde. Sakın inanmayın falan. Tamam çok güzel. Sonra vay efendim iktidara karşı şöyle bir kaset çıktı. Niye bunu kimse soruşturmuyor? Ya arkadaş ahlak dediğimiz şey yani 5 harften oluşan basit sıradan bir slogan kelimesi değildir ya.
ahlak dediğimiz şey sadece yiyip, yani yiyip yememe, ne bileyim işte belden aşağı muhabbet falan, bu değildir, bununla ibaret değildir ya. Ahlak dediğimiz şey zihinsel bir şeydir. Dürüstlük dediğimiz zihinsel bir şeydir. Sen bir kısmını yapmamakla iftihar ediyorsun, görüyoruz, onunla kendini siyasi olarak pazarlıyorsun, tamam. Ama bundan ibaret değildir. Öbür tarafı nerede? Dilinin ahlakı nerede? Dilinin dürüstlüğü nerede? He, o bana gelince var, sana gelince yok. Allah Allah. Hadi bir şey söyle. Düne kadar da FETÖ'nün kasetlerini, iddialarını kırmızıyla yazılmış. Ya adam oraya selam veriyor ama selamın içinde aslında mesaj var filan deyip kırmızıyla ona senaryo yazan FETÖ'cülerin laflarını meclis kürsüsüne taşıdı. Düne kadar. Yarın da devam edecek. Ha, seçim bitti mi devam edecek. Bakmayın siz bugün. Ya bana yaptılar ama zamanında 17-25'te de yapmışlardı benzerini falan dediğini bir daha hatırlamayacak. Şimdi mesela gündeminde değil onun. Bak hiçbir şey konuşmuyor onunla ilgili. Ya bak böyle dedin, özür dile falan diyorlar. Hiç duymuyor. Yarın ne diyecek biliyor musunuz? Ya ben öyle bir şey, sonra bana tepki gelmiş. Ya ben onu demedim ki. Ben aslında o zaman da bilmem ne bir sürü. Ya bilmiyorum, ben o kadar yalan üretemem. Bir gerekçe bulacak. Ben aslında onu kastetmemiştim. Sonradan bir yerde söyleyecek ama bekleyin. Ya, seçim kalabalığında da duymamışım falan da diyebilir yani. Ya da sıram gelmedi diyebilir yani. Şimdi efendim adamın söylemediği şeylerden niye yargılıyor? Yok, yargılamıyorum. Soru işareti koyuyorum, burada bırakıyorum. Yargıladığım kısım yaptıkları. Yapmadıklarından yargılamıyorum. Yapmadıklarını da bekliyorum. Neden? Çünkü yaptıkları yapacaklarının teminatı. Bir şey üretmiş olsalar anlayacağım. İstanbul Belediye Başkanı bir şey üretmiş olsa anlayacağım. Siz ne dersiniz Sadi Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycansız yol projesine Türkiye'yi Çin'e İran üzerinden bağlamayı vaat ediyor? Yani orada tabii şöyle bir şey var. Bir, şu anda bir hat var. İşliyor ama bir de Zengezur koridoru meselesi var. Azerbaycan üzerinden Türk dünyası ve Çin'e bağlanma meselesi. Evet. Türkiye'nin ve Türk dünyasının projesi bu. Aslında olması gereken de bu. Ama İran'la Ermenistan'ın birlikte karşı çıktığı bir işte bu koridoru açmama, bir şekilde bunu engelleme çabası var. Malum Karabağ'ın kurtarılışı sürecinde de biz İran'la Ermenistan'ın işbirliğini görmüştük. Pasif de olsa bu aralar İran bu konuda farklı bir lobi yapıyor. Amerika'daki Ermeni lobisiyle Ermenistan'la işte birlikte hareket ederek kendine farklı alanlar açmaya çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eline tutturulan harita muhtemelen yani ben tabii bir suçlama yapmak istemiyorum ama böyle bir lobi tarafından pişirilmiş ve tutturulmuştur diye düşünüyorum. Çünkü Ermenistan mağlup olduğu halde ateşkesten sonra Ermenistan Başbakanı defalarca hadi biz şu barışı yapalım dediği halde Ermenistan'ın iç muhalefeti ve Amerika'daki lobi, Ermeni lobisi bu işi sürüncemeye bırakıp yine savaşın sonuçlarından kaçmaya çalışıyorlar. İran da diyor ki özellikle Azerbaycan Türkleriyle ilgili genel kaygılarından dolayı ve mevcut bağımsız Azerbaycan'la ilgili kaygılarından dolayı ben de Batı'nın bu işte Türkiye ve Türk dünyasına karşı ne diyelim sürdürdüğü mücadelede Batı'yla yeni bir iletişim kanalı açayım. Hem kendi çıkarlarıma hizmet ederim hem de bir çıkış yolu bulurum diye düşünüyor. Neden? İran içerisinden transit geçecek bütün yükler Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı tarafından, biliyorsunuz Amerika Hazinesi dünyada terörist listeleri hazırlar. Bu sadece eylem yapan teröristler değildir. Şirketleri de teröristlerle işbirliği yapmakla suçlayıp şirketleri de listeler ve böylece o şirketler artık iş yapamaz hale gelir. Dolayısıyla örneğin Türkiye'den çıkıp bir tır, bizim şirketimiz, bir lojistik şirketimizin tırları ben Kazakistan'a yük taşıyorum diye İran içinden geçerse ABD
bazen, ki bu geçmişte oldu, ambargoyu deliyorlar bunlar. Bu Kazakistan'a gidiş aslında bir hikaye. Malı İran'a boşaltıyorlar. Ve Amerika'nın aleyhine ambargoyu delerek terörist faaliyetlere hizmet etmiş oluyorlar şeklinde karşı çıkıyor Amerika. Dolayısıyla burada ilginç bir şekilde Ermenistan ve İran'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Kılıçdaroğlu'nu tongaya düşürdüğünü düşünüyorum. Evet. Amerika'nın bile hoşuna gitmeyecek bir haritaydı o. Ama tabii böyle derin bir takım tartışmalar yapıldığında görmüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. En azından Dışişleri Bakanı kazanılması halinde Dışişleri Bakanı olması muhtemel olan Sayın Ünal Çeviköz herhalde sıkıntı yaşayacaktır bu haritadan dolayı. Evet. Bünyamin Hocam, sizin değerlendirmenizi de alabilir miyiz? Şimdi şöyle bir şey var. Yani Sadi Bey altını çizdi. Ben şöyle bir şey var. Bizim haritamız Zengezur'dan geçiyor. Yani biz Türk dünyası üzerinden Çin'e ulaşan veya Çin'in Avrupa'ya Türk dünyası üzerinden ulaştığı bir politika üzerine çalışıyoruz. Bu yüzden aslında Zigana Tüneli'ni yeniledik. Bu yüzden aslında bir taraftan da Ovit'i yeniledik. Çünkü oradan da limanları inecek. Yani onlar da aslında sadece işte bizim iç transit geçişlerimizle alakalı yaptığımız yatırımlar değil. Ovit'ten inenler aynı zamanda Rize civarında büyük bir yeniden büyük bir liman yapılacak. O limana inecekler. Ama bu açıdan baktığımızda yani şu andaki harita aslında Çin'in haritası. Yani çok açık bir şekilde. Çin bize böylesine bir şey dayatıyor. Bizim Çin'le olan ilişkimizde bizim tezimiz ise Zengezur'dan geçen, işte Bakü üzerinden, Kazakistan üzerinden giden bir hat aslında. Biz Çin'e ulaşan bir hattan bahsediyoruz. Bu aslında hani sadece Batı'da değil, Doğu'da da, Doğu politikalarında da çok yerli olmadığını gösteriyor aslında. Ama ben Kılıçdaroğlu'nun en çok aslında ilk cümlesine takıldım. Yani o ilk cümlesinde şöyle başlıyor, dikkat ederseniz. Batı şimdi bizi bana kızacak ama diye başlıyor. Yani ben daha çok ona takıldım. Bütün politikalarını Batı kızmasın diye oluşturan bir siyasetten bahsediyoruz. Evet, süremiz çok 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 daraldı. Bünyamin Hocam, yine size sorarak bitireyim. Yurt dışı oy kullanımında da rekor kırıldı. Şimdi yarın 9'unda artık yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanma işlemi bitecek ama 14'üne kadar gümrük kapılarında devam edecek. 1.666.824'e ulaştı. Orada da mesela hatırlatayım, mesela Hollanda'da sol partililer bir Türk gazeteciye saldırdı. Evet. Ve bugün de, dün de olay çıkmış değil mi? Bugün mü? Sandık müşahitlerine PKK'lılar, HDP'liler saldırmış. Ve orta, ya, polisin ne kadar tarafsız davrandığını da tahmin edebilirsiniz. Evet. Yani benim duyumlarım özellikle konsolosluğun çevresinde PKK'lılar çok ciddi bir şekilde çember oluşturmuş durumdalar. Buna rağmen ciddi bir oy kullanma oranı var. 3,5 milyon evet, kadar aynen. oy var. Bu 3,5 milyon kadar oyun yarısını neredeyse buldular. Daha önceki seçimlerde %50'nin altındaydı. 600 küsür kadardı hocam. İşte şu anda seçimlere katılım oranının %70'lere yaklaşacağını tahmin edebiliriz. Evet. Eğer geçen seçimdeki gibi olursa da oyların %65 kadarını da Cumhurbaşkanı alıyor. Bu sefer bunu göreceğiz ne kadar aldığını. Aslında anketlere girmeyen hususlardan bir tanesi de bu Elif Hanım. Evet. Yani bunlar mesela bu yurt dışı oyları anketlerde hiçbir şekilde gözükmüyor. Evet, evet, ama evet. en az %1'lik bir fark yaratıyor. Evet. Yani aslında yurt dışı oyları hani Almanlar çok haksız. Evet. Yani Almanya'daki Türklerin oylarıyla belki de seçimin sonucu belirlenecek. Çok teşekkür ediyoruz. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bünyamin Bezci, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve ekonomi yazarı Sadi Özdemir katkılarınızdan dolayı ve analiz sentezi burada noktalıyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.